Tamam. Sen utanmıyor musun Ceyhun'u kandırmaya? Bir de çocuk seni burada çalışıyor düşünüyor. Yok Tamam, ben aslında sizin bu charter raporuyla ilgili çalışıyordum ama oyunu görünce biraz kafam dağılsın istedim. Neyse, benim biraz işlerim var burada, sonra da çıkacağım. Siz de oyalanmayın fazla burada, sonra halledersin işlerini. Nasıl derseniz. İyi akşamlar Tevame. İsterseniz sizi bırakayım Raşit. Ay çok teşekkürler, biz hallederiz. Dikkat edin Tevame! Canım, koş benim arabaya getir çabuk. Tamam. Tevame, arabada bomba olabilir. Uzaklaşın. Sen yaralanmadın değil mi? Yok, ben iyiyim. Tamam, sizin güveniniz için derhal buradan uzaklaşmanız lazım. Ulan Oruç, Dalyan'daki bıçağın intikamını mı alıyordun birader? Az kalsın vuruyordun beni. Esas oğlan öldürmeye sıktığını görseydi de bir içi rahatlasaydı ne? Başkanım. Ajansın adamlarıyla çalışıp benim duymayacağımı mı sandın? Anlat bakalım, nedir bu soytarılık? Teoman'ın güvenlik şefi ortalarda yok. Duydum, duydum. Sır olmuş nedense. Benim de muhtemel şüpheleri onun üzerine çekmem gerekti. Yani tehlike büyürken daha fazla ön planda olmam lazım. Tabiat boşluk kabul etmez başkan. Tehlike? Ben söylediğimde bana kulak asmadınız ama... Teoman şimdi de F-16 işine giriyor. Bu şerefi neye borçluyuz? Şirketin önünde silah sesi duyulmuş. Hadise polisin telsizini düşünce biz de duyduk. Seni merak ettim. Ama endişelenmene gerek yok. Onlardan önce mermi kovanını aldık. Ortalığı da temizledik. İyi etmişsin. Elin boş gelmemişsin. Belli ki kibar adamsın. Peki, bu hediyeyi sana takdim etmek isteyen kimdi? Yüzlerini göremedim. Ama beni kurtaran kimdi biliyor musun? Senin casus diye yanıma girdiğini düşündüğün adam, Raşit. Anlat bakalım, planın ne? Başkan, bak. Ben turizmci olursam, bu adam beni sadece turizm işinde kullanır. Ama elimi kirletmekten korkmadığımı görürse, o zaman kirli işlerine dahil olabilirim. Bunun için de Teoman'ın hayatını kurtarmak iyi bir başlangıç sayılır. Başkan, bana güven. Hazırlığımı yaptım. Tamam, şimdilik tahtadaki gariban bir piyonum. Ama son kareye varırsam vezir olurum. Aferin aslanlarım. Aferin. Allah utandırmasın.
Aferin mi dedin la o? Aslanlarım da dedi. Yok. İhtiyarladı yani. Baba ihtiyarladı bak ben sana söyleyeyim. Bu yakında bizi tutup öpmeye falan da kalkar ha. Ha bu arada Oruç. Ya şu numaralara bir baksana bir şey çıkacak mı? Ya üstü karalanmış falan ama... Sen halledersin aslanım. Oğlum bir elini indir ya. Sana bir kuş hikayesi anlatacaktım ya. İşte şimdi tam zamanı bence. Bir gün köylünün biri yolda yürüyormuş. Aniden donmak üzere olan bir kuş görmüş. Almış onu. Isınsın diye bir hayvan pisliğinin içine sokmuş. Sonra yürüyüp gitmiş. Kuş yeterince ısınıp kendine gelince... ...çık çık 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 diye ötmeye başlamış. Bu sesi oradan geçen bir başkası duymuş. Bakmış, aa! Pislik içinde bir kuş. Çıkarmış onu pislikten. Kuş tam da pislikten kurtuldum diye sevinirken... Adam kafasını koparıvermiş kuşun. Sonra da afiyetle yemek için evine doğru yol almış. Şimdi bu hikayeden çıkartılacak 3 tane ders var Teoman'cığım. 1. Seni pisliğe sokan herkes... ...düşmanın değildir. 2. Seni pislikten çıkartan herkes dostun değildir. 3. Boğazına kadar pisliğe batmış olsan bile asla ötme. Ben ne desem sen yine bildiğini okuyacaksın zaten. Ama ben Raşit'e güveniyorum. Bilmiş ol. Ay 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 ay. Sen yanılmış olmayı istemiyorsun. Tıpkı gazeteci kız konusunda yanıldığın gibi. Gilbert'in temsilcisi Faruk anında bize ulaştı da önünü alabildik işin. Ama bu mesele fazla uzadı artık. Zaten bir süreliğine gazeteden uzaklaştırılmıştı. Belki bu sefer para vererek susturmayı düşünebiliriz. Tamam. Tamam. Belli ki sen Barış'a bir şans daha vermek istiyorsun. Ama bu kızın işini yapmasa bizim işimize engel oluyor. Neymiş tam olarak bizim işimiz? Barış'ı koruyan güç olmak tabii ki. Peacekeeper. Barış'ın koruyucusu. Şu sizin en son yaptığınız füzelerin ismi de... ...Peacekeeper değil miydi? Zevzek zevzek konuşma Teoman. Onun seni açığa çıkarması ne anlama geliyor biliyor musun? Düşündün mü hiç? He? Casusluktan hapse düşmeye hazır mısın Teoman Bey? Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu arada silahlar patlarken aklımdan çıkmış. Senin şu kız Durike. Çok gürültü koparmış. Almanlar zannettiğimizden daha fazla ürktü. Kamu bankası desteğini çekebilirler. Ama istiyorsan tüm gücümüze bastırabiliriz. Ya da yeni bir ortak ayarlayabiliriz. Dediğin gibi silahlar bombalar patlamaya başlamışken dikkatimizi dağıtacak her şeyden uzaklaşmamız lazım. Var olmayan bir otelden vazgeçerek doğanın kurtarıcısı olacaksın. Bu zamana kadar yaptığın en karlı yatırım. Seninle gurur duyuyorum. Yakında gerçek bir yırtıcı olacaksın.